9 günlük bayram tatili artık sona erdi. Bayram tatilinde bol bol tatlılar ve etler yenildi. Peki alınan kilolar nasıl verilecek? Diyetisyen Funda Tuzgöl. Evet. 9 gün boyunca şimdi yedik içtik, et ve tatlı abartılı sofralar kilo olarak geri döndü bize. Şimdi bu kiloları nasıl vereceğiz? Hızlı aldık, hızlı vermek mümkün mü? Size soracağız. Aslında evet, çok güzel bir soru. Hızlı aldığımız kiloları hızla da verebiliriz ama bu önümüzdeki bir haftaya çok dikkat etmek lazım. Nasıl olsa yanlış yaptım, zincirleme kaza devam etsin, sonra başına geçerim dersek biraz elden hakkımızı kaybetmiş olabiliriz. O nedenle şu dönemi avantajlı bir şekilde kullanmak adına bol su içtiğimiz, birazcık hareketimizi arttırdığımız, dışkılama düzenimize önem verdiğimiz günler şeklinde geçirebilirsek, posadan yana zengin beslenebilirsek, geçmiş bayram günlerimizi eğer hatalı geçtiyse telafi edebiliriz. Evet, şimdi söylemesi kolay ama yapması zor tabii. Hızlı kilo vermek, yani şimdi şöyle iki ayrım var hızlı kilo vermek deyince. Birkaç kilo vermek, yani bu hızlı kilo vermek midir yoksa ödem atmak mıdır? Çünkü çok çok konuşulan bir mevzu bu da. Hani biz kilo mu veriyoruz, aslında ödem mi atıyoruz yani? O 2-3 kilo verilen 2-3 kilonun adı nedir yani? Harika bir soru. Şimdi biz aslında uzun yoldan döndük de tartıdaki rakamımız değiştiyse acaba bu bir yolculuk ödemi mi? Yoksa yediğimiz daha baharatlı, daha etli, daha şekerli tüketimlerin yarattığı ilk etapta su tutucu etki ama beklersek yağ dönüşmesi mi? Buraya da dikkat etmek lazım. Onun için sorunuzdaki ayrıntı çok önemli. Bizim ilk etapta yapacaklarımız, yaratacağımız tüm düzen çarçabuk rakamda değişiklik yarattığında belki de yol yorgunluğunun ödemini atmış olacağız. Ama eğer işin içerisine fiziksel aktiviteyi de koyarsak yanlış yediklerimiz için nedeniyle almış olduğumuz kilonun yağ dönüşmesi ihtimalini ortadan kaldıracağız. Burada önemli olan yerleşmeden vücudun onu kabullenmesini engelleyip bir an evvel başına geçmek. O nedenle uyku düzenimizden tutun, öğün düzenimizden tutun, içeriklerinden tutun. Çünkü dünümüz bizim yanlış tüketimlerle geçtiyse hemen vücut ona adapte olup şeker, insülin salınımımız bozulduğu için zincirleme kaza halinde devam edip bizi tekrar tekrar hataya götürebilir. Bu nedenle hemen iştahımıza engel olmalıyız. Protein yönünden zengin beslenme ama doğru koşullarla pişirilmiş proteinler. Yani yumurta yemeliyiz ama yağda kızarmış değil. Et yemeliyiz ama ızgara haşlama şeklinde tüketmeliyiz. Bol salatası olan, meyvesi düzenli şekilde alınan öğünler ve yoğurdun, sütün mutlaka olduğu, ayran olabilir, kefir olabilir. Belki direkt sütü tüketemeyecek kişi, sindiremeyecek ama hiç olmazsa hayvansal kaynaklı süt, yoğurt grubunu aldığında kalsiyum girişi, hayvansal kaynaklı kalsiyum girişi vücut yağ metabolizmasını olumsuz etkiler. Yağ depolamayı ortadan kaldırır, engeller. O nedenle günlük tüketimlerimize yoğurdu, ayranı, kefiri ilave ettiğimiz bu haftalar geçtiğimiz haftayı tolere etmemizi sağlayacaktır. Evet, şimdi çok fazla detay var Sayın Tuzgöl. Şimdi bunları yapmak için bu adaptasyon, sizin söylediğiniz adaptasyon içinde yaşam tarzımıza yeni bir yön vermek gerekiyor aslında. Çünkü egzersiz yoksa egzersiz dahil edeceğiz. İşte kızartmalar varsa bir süreliğine çıkaracağız hayatımızdan ve söylediğiniz diğer öneriler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hemen arama motoruna, internete girip arama motoruna yazıyoruz. Hızlı kilo vermek. Sonra da karşımıza şunlar çıkıyor. İşte 3 günde kilo verdiren şu diyet, işte şu kadar sürede 4 kilo verdiren bu diyet. Yani bunlar bir tuzak mı? Doğruluğu var mıdır? Yani bu kadar kısa zamanda, çünkü bu kadar çok kilo vermek mümkün değil gibi görünüyor sağlık açısından baktığımızda. Ne diyeceksiniz? O tuzaklara düşmeyelim mi? Genellikle sizin kadar fiziği güzel olan kişiler de aslında bu konuya bu kadar alışkın olmazlar. Harika hakimsiniz. Sizi teşekkür tebrik ediyorum. Sağ olun. Evet, bu yoldan çıkarıcı bir takım cümlelerle dolu. Hadi şimdi bayram smoothie'si, yok şu karışımı tüketelim, şu bitki çayını içelim yalanlarına uymamakta fayda var. Doğru cümle bu belki de. Çünkü bunların hepsi
öncelikle vücut sıvısını atacak. Ha, ödemimiz varsa kilo vermemiz evet zorlaşır. Ödemi atmak doğrudur ama vücudun suya da ihtiyacı vardır. Hele bu kadar sıcak havalarda sıvı almayıp var olan sıvıyı gönderdiğimizde sadece baskülde kendimizi motive edecek bir rakam görürüz. Bizim de tercihimiz yağdan yana giden kilodur. O nedenle böyle hemen alelacele ay kilom arttı deyip de sosyal medyada paylaşılan ya da internet üzerinden hazır bulduğumuz bir takım tarifler yerine daha sürdürülebilir, yaşam tarzı haline getirebilir. Evet yanlış tükettim ama şimdi harekete geçmem lazım diyerek motivasyon dediğiniz gibi çok önemli. Mental olarak kişinin buna hazırlanması, kabullenmesi. Belki de şöyle bir tedbiri burada dile getirebiliriz. Biz aslında böyle seyahatlere, böyle tatil günlerine çıkmadan evvel evet yanlış beslenmeyle baş başa kalacağım ama bunun telafisini gelir gelmez yapmam lazımla hazırlıklı gitmek, o misafirliklere, o anne dolmalarına, baklavalarına, ev tatlılarına çok ya zor da hazırlıklı olmak. En azından gelir gelmez rutin yaşamımı bari çeki düzen getirerek yürüteyim motivasyonunda olmak çok daha başarıya bizi götürecektir düşüncesindeyim. Evet, tabakta iki baklava varsa birini yiyeyim, birini yemeyeyim. Sarma sınırsız ama en azından kendi adıma konuşayım. Şimdi şöyle konu güzellik olunca işte kilo vermek olunca fenomenlere de içerik üreticilerine de şey lazım ya malzeme lazım ya. Şimdi bu moda diyetlerden biri de aralıklı oruç adı altında söylenen ve belli saatleri içeren diyet şekilleri. Bayram sonrası özellikle de hızlı kilo vermek isteyenlerin de tercihi şimdi çevrelerinden, arkadaşlarından tavsiye üzerine duyanlar uygulamaya geçiyor. Ama bir nebze sanki bunun beslenme açısından doğruluk payı var gibi. Hani öğle saat 12'den önce hiçbir şey yememek, sadece sıvı tüketmek ve akşamda belli bir saatten sonra yine sadece sıvı tüketerek bu diyeti uygulamak sonuç verir mi? Hani genel olarak bir beslenme tarzı oluşturmak doğru mudur bu saat dilimleri aralığında yaklaşık olarak? Bu adını andığınız diyet tipi aslında hangi vücuda uygulanabilir veya doğru mudur bunları masaya yatırmak lazım. Örneğin günün en güneşli olduğu, güneşin tepemizde olduğu saate çok daha dolu dolu öğünler koymak ve öğleni aç geçirmemek, asıl yiyeceğimiz ağır gıdaları öğlene koymanın çok daha sağlıklı olduğunu iddia eden ve bunun sürdürülebilir olduğunu söyleyen bir sürü çalışma var. O nedenle bir kere uzun açlık diyetini yapabilir bir vücuda sahip miyim, genetiğe sahip miyim ona bakmak lazım. Örneğin annesinde babasında şeker hastalığı hikayesi olan, kendisinde daha o adın konmadığı kişiler ama bel bölgesi yağlanmaya daha müsait olan kişiler asla uzun açlık diyeti yapmamalılar. Kendilerini şeker hastasıymış gibi sayıp, hani biz diyetisyenlerin sürekli vurguladıkları azar azar sık sık beslenme modun en sağlıklısı olacaktır. Yani kiloyu nereden aldığımıza göre değişir uygulayacağımız diyet. Yani tipi. Mış gibi mi yapacağız? Sanki daha kiloluymuş gibi yapacağız. Daha çok gibi kilo vermeye ihtiyacımız varmış gibi yapacağız. Çünkü bir de şu da değişiyor değil mi? Mesela doğum sonrası verilen kilo farklı, çok aşırı kilolu insanların vereceği kilo farklı, vücut kitle endekslerine göre, işte yağ kas oranlarına göre değişiyor. Burada hani mevzu bayramdan sonraki o kısa dilimde belki de 1-2 hafta içinde vermek istediğimiz 2-3 kilodan bahsediyoruz. İşte o hızlı aşamada verelim derken de metabolizmamızın bize sunacağı hastalıklı dönemleri de göz önünde bulundurarak gündemi yaratmak çok daha sağlıklı olacak. O nedenle tercihlerimizi 3 kiloya takılıp da hemen halledelim diye. Çünkü bize gelenler genellikle şöyle oluyor. Benim kilo problemim çok olmazdı. 3 alırdım, 5 verirdim, 5 alırdım, 7 verebilirdim. Ama bu aralar kilomu veremiyorum diyen kişilere bir dönüp baktığınızda siz hangi diyetleri yaptınız dediğinizde işte bu popüler diyetler çok fazla hikayelerinde var. Yani acaba bu popüler diyetleri uyguluyor olmak metabolizmaya bir sekte mi vuruyor? O nedenle acele etmeyelim. Yanlış yedik diye hemen çareyi yanlış diyetlerde bulmak yerine sağlıklı, bu bedene uygun, bu biyokimyaya uygun. Acaba doktoru onun tahlillerine ne diyor? Endokrin o kişiyi gördü mü?
O zaman bu farklı tip diyetleri hayatımıza dahil edebiliriz. Ama ben çok sağlıklı, çok iyi yaşlarda gencecik kişilerin bile ben artık bağırsaklarımda şu problemleri yaşıyorum dediklerinde siz bu diyetleri yaptınız mı diyorum. Genellikle cevap evet oluyor. Çünkü biz bu diyetleri uygularsak eğer gereksiz yere bu sefer bağırsak floramızı yani vücudumuzdaki çok sağlıklı bakterilerin sayısını ve çeşidini sabote ediyoruz. O nedenle ben bir beslenme uzmanı olarak çoğunlukla önermiyorum, kaçının diyorum. Onun yerine Akdeniz beslenme tipi gibi çeşitliliği çok daha fazla olan Türk mutfağının da çok yatkın olduğu beslenmeyi tercih etmelerini Peki. öneriyorum. Peki çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayındı yine. Sayın Tuzgöl, sağ olunuz katkılarınız için. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun. Çok teşekkürler. Biz de sizinkini kutlayalım. Diyetisyen Funda Tuzgöl yayın konuğumuzdu. Değerli izleyenler, şimdi haberlerimizle kaldığımız yerden devam edelim.